tekrar merhabalar ve hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. İyi ki geldiniz. Artık sizinle birlikte yavaş yavaş bu odayı düzenlemeye başlıyoruz. Beysel şimdi karyolayı birleştirecek, sonra üzerine yatağı atacağız, nevresimlerini geçireceğiz, bu odayı temizleyeceğiz. Eşyaları böyle ufak ufak yerleştirmeye başlayacağız. O yüzden artık misafir odası da yaşanabilir bir hale gelecek. Değil mi hocam? Aynen öyle. Yani başlıyoruz değil aslında, sonuna geliyoruz. İyi ki inşallah. Yani bu odada eksik olarak sadece şey olacak. Dolaplarımızın kapakları yoktu, evet. Stokta onları alacağız ve Merve'nin komidin. Bu yatak için aldıkları komidin vardı, mantar, sehpa falan dedikleri. Onlar şu an daha gelmedi. Benim odamda ben bir kendime set almıştım. Sehpa, işte kitaplık vesaire gibi. Onu kuracağız ama benim odamda da koltuk eksiği var mesela. Hani o da gelecek. Ondan sonra bir de ayakkabılığı kuracağız. Yeter. Yeter, daha ne yapalım? Yetsin, ne olur yetsin. Yeter, bugün inşallah yetiştirebileceğiz bunların hepsini. Ben de şu an bu arada Veysel'in boyuna uygun olabilsin diye burada squatla duruyorum şöyle. Zangır zangırım, o yüzden hadi başlayalım. Veysel halı sahada parmağımı incitti. Bir kırtladı, teşekkürler Baran. Parmağım kırtladı, sadece hani şey, çok fazla böyle güç uygulayamıyorum. O yüzden bu videoda bana eşlik edecek olan ve yardım edecek olan. İnşallah. Sevgili eşime. İnşallah. Bu sefer gerçek bir çıraklık yapacağım inşallah kocaman. Tamam. O önceki videoda yaptıklarım da benim için yeterliydi. Diyorsun. Evet. Kafiydi. İyi evet. O zaman ben şöyle oturayım ya. İstediğini yapabilirsin. Çünkü bu yatakta çok işimiz yok. 2-3 tane parça birleştireceğiz. Başka bir şeyimiz yok diye umuyorum. İnşallah daha fazla çıkmaz. İnşallah. Öncelikle görsel olarak şunu hemen bir açalım. Ortadan kalksın. Zaten yatağı bütün gösteren bu. Zaten sen de bunu bekliyorsun. Evet. Parsa bakın ama. Oğlum sen yardım etmeyecek misin babaya anneye? Dur. ASMR var burada. Benim vallahi jilet gibi olduğu için çat çut. Ay. Çat çut çizerim vallahi. Evet, klima bizi çarpmasın diye şu an mesela. Bir de yemin ediyorum bu videoyu çekmek için haftanın en karanlık gününü seçmişiz. O yüzden ring light açtık. Işık birazcık garip olabilir ama inşallah yormuyordur sizi. Anneciğim dur, Persi. Biz bu arada internetten aldığımız için neye benzediğini, yani renginin nasıl olacağını çok tahmin edemiyorduk. Yerle neredeyse rengi aynı, o yüzden çok beğendim. Burada mı yapalım, şuraya mı çevireyim, buraya montaj edip sonra kaldırabiliriz yani oraya doğru. Ben de direkt yerinde ama zaten süpürüyorum. Zaten aynı. Pars, hayır. Şşt. Yatağı dişliyor ya. Her bulduğu şeyi kemiriyor. Çocuğum. Nasıl koşuyor beyinler? Üstten şöyle şortlu bir tane etek aldım. O kadar hoşuma gitti ki. Kombin videosu mu ya bu? Bunların rengini böyle hani merak edenler olursa arkadaşlar, bunlar şey yatağın altında hani o destek olan var ya, süngeri üstüne şey, yani görünmeyecek olan aslında. O yüzden renklerine çok önemli değil bunlar. Bunların yapım şey geldi mi? Kitap. Yok. Aa, ne alaka, ne alaka? Bunlar elleri. Bunlar ne kaldırıyorsun aşkım? Ya yine azar yedim arkadaşlar. Ben bu şartlar altında çalışamam. Ne ki benden istediğin? Koca oğlum benim, koca oğlum benim. Bugün babaya yardım ettin mi anneciğim? Hı? Burada çıktı. Ha çıktı mı? Ocağım söndü nasıl be? Ne oldu? Ne oldu? Ayağına girecek şurada. Aşk yaşanıyor hocam burada. Tamam, o da tamam. O kadar basit ki yani tek bir tane A4 kağıdının tek yaprağını hani yazmışlar. Detaylı açıklama da yok. Resimli koy. Bunu buraya, bunu buraya. Zaten onu ben de biliyorum. Bak babacığım, bak böyle yapacakmışız. Bak, bak buraya. Bak. Kalk hadi, çalışacağız hey. Gel anneciğim. Beni çalıştırmıyor. Hadi seni de büyükmüş yapmış ya. Babacığım hadi kalk oğlum. Gel, kalsın. Gel anne. Yatak yapalım, yatakta yatalım. Ha? Aynen. Birbirine geçmeli mi? Rahat yani. Tabii. Nerede? Vida ver bana hadi. Bak o kutudan vida ver hadi. Hadi şuradan vida ver bana. Oo hiç ne yazdım. Ne yedi? Ne yedi? Yedi ya. Vida mı yedi? Vida değil. Kahve. Bir bok zannediyor bak. Anneciğim ya. Çekil. Hadi. Bunu böyle deliriyorsun. Nereye? Öne bak, doğru mu? Buraya. Hı. Burada ne oldu? Geldi. Tamam. Aynen. İyiymiş bu ya, hemen kuruldu. İyi miymiş böyle hemen kuruldu?
Öyle miymişmiş? Arkandan ver bakayım maktubu. Buyur usta. Allah razı olsun. Pars şu an tam olarak şurada ve nasıl içeri geçebileceğini hesap ediyor. Geleceksin mi? Gel. Atladı mı? Atladı. Koca bildere. Pars gel. Aferin sana. Aşağıda mutfakta olması lazım. Keçe. Yani nasıl söyleyeyim, yapışkan böyle kare kare. Evet. Hah, gördüysen getir onları bana. Bunların altına tamam. Koyalım ki çizmesin. Tamam. Gel. Benim ya. Benim oğlum ya. Ben gidiyorum anneciğim. Ha, sen git. Ben gidiyorum. Sen git de bunun ortadaki şeyleri nerede acaba? Yavaş yavaş yavaş. Sakin. Bunlar da böyle yatak bastığı zaman hani mail vermesin diye destek olmak için. Oy. Bunları da böyle sırayla yapacağız. Kendi aralıklarımıza göre vidalayacağız ki yatak aşağıya mail vermesin. Ama sen bir kapılarda mı bekliyorsun anneciğim ya? Hocam, bunu da getirdim. Teşekkür ederim. Bunlar dur. O dursun hani en son şey yapalım. Tamam. Torbamız silecek beraber. Anlaşılıyor mu bilmiyorum ama toz var bak. 10 tane şey var. Bence çok minik aralarla yapacağız. Hani büyük sağlam ihtimal. Olsun diye. Tabii. Büyük ihtimal de hani o aralarda belli olsun. O zaman şey buraya da ver bir tane. Buraya da koyayım. Ah hadi sen koy. Kendini işe yarar hissediyorsun. 172 buçuk. 8'den mi öleceğiz? Tamam 21 buçuk. Ver bu onları. Hayır. Poşet diyor. Şimdi hemen bir tane temiz su kovası hazırlayıp geliyorum. Bir yandan da sileceğim bunu. Kirden ziyade boya da şeymiş bence. Çünkü ahşap o da bu renk verdi. Ahşap renk bu renkteydi. Boyadılar işte bunu. Bezin haline bakar mısınız? Leş gibi. Bu nedir ya? Sen bitireyim mi? Ben başlayayım mı yoksa? Yok geçeceğim şimdi. Yani ikinci tur olmayayım ya da şu şeyinden mi? Nasıl peki beğendin mi? Bence çok güzel. İstediğin rengi yapabilir. İstersen siyah, ister siyah yapabilir ya. Yok. Tam yerin rengi de aynı değil mi? Evet benziyor. Çok benziyor. Yakın yani. O yüzden sevdim. Halıyla falan kendini çok güzel gösteririm. Ben de su değişimi yapacağım. Dur. Hatta benimkilerin suyun rengini göstereyim. Baksana şuna. O boya ya. Ne boya. Hani kim değil o boya. Aşkım bana hazır oradayken metreyi verebilir misin ya? Koydum orada karakterin içinde ama. Suyun rengine bakar mısınız? Leş. Ben şu yanlarını silsem, servans eder miyim? Dışarıdan mı sileceğim? Hı hı. Sildim. Aslında içeriden de ilk başta bir silseydim. Hemen hızlıca. O zaman sen sil, ben şey yapmayayım. Bezim mahvoldu. Bu özel bir bezde iz bırakmayan suyu sileceğim ama. Şey, arayalım bir bez yolladım ben. Bize bir bez borcumuz var diyelim. Ama yani, şako mu? Griydi bu bez. Aynen artık böyle. Kahverengi oldu. Işıktan çok belli olmadı ama. Öbür tarafını da sileyim. Şeyle mi silseydin ya? Neler yanlış takmayın var mı? Temiz türlü şey yapar. İçimde hiç şey yok. Ya olmuyor. Ahşap ya bu ahşap. Yani olacak ya. Beyaz nevresin derin kahverengi olursa karışma. Sen de dalga geçiyordun mu? Benim tişörtümü renk değiştirmeye başladı. Demek ki? Çalışıyor muyum? Evet. Bak gördün mü? Şey istedikçe rengi açılıyormuş. Olabilir bu arada. Şimdi arkadaşlar ben yatakların böyle ayaklarına bu keçelerden şey yapacağım, yapıştıracağım. Şu aradaki tahtaların arkasını ve önünü sileceğiz bu deterjan ıslak mendille. Ondan sonra biraz kurumaya bırakacağız. Sonra nevresimini, yatağını falan koyacağız. O sırada benim diğer odanın şeylerini koyacağız herhalde. Thank you.
Öyle mi ama? Al şunu. Ay, al al şunu. Öldü mü? Bu kadar büyük ya. Parsayı ben yedim. İn aşağıya. Şu an ters ışıklıyız ama Veysel'in odası için olan o işte kitaplık, efendime söyleyeyim, TV masası, TV sehpası pardon, bıdıbıtlar hepsi burada. Şimdi onların kurulumunu yapacağız. Bu TV sehpası 1.80 arkadaşlar. Benden bile uzun kendileri. Normalde şu kapağın önüne gelsin istemedim. Çünkü Veysel'in burada böyle minik bir kileri var. İçinde de bir sürü işte şey var. Zımbırtılar bu odaya ait. Burası için olanlar da çok küçük. Veysel için yeterli olmayacak. O yüzden büyük aldık. Bir tane kapağı kapanacak ama yapacak bir şey yok. Yani çok tatlı görünmüyor ama. Burası zaten Veysel'in odası. Benlik bir şey yok. Kayıtlara geçti. Afiyet olsun diyecektim. Tam bir usta işi yaptım şu an ya. Bu arada söylemeyi unuttuk. Ben tişörtümü değiştirdim. Çok terlediğim için hani hasta olmayayım falan diye. Çünkü klima falan açıyoruz bazen. Hani çok sıcak oluyor. Pars Bey ne yapıyor burada? Sen yine geldin mi? Geldin. Kör müsün? Biz bir şeyler yaparken tam gelip ortasına oturuyorsun. Yani. Hadi bak TV set bas kurdu. Git onun altına altına. Var ya Olur ya bu boşalak boşalak. Isıracağım, parçalayacağım. Şu an kitaplık mı? Anneciğim. Gel buraya. Gel bana. Anneciğim bak baba çalışacak. Gel. Gel biz çıkalım gel. Oğlum bir rahat kendine hadi ya. Gel. Şunları kurayım geleceğiz. Hadi çık anneciğim. Oh. Aferin. Normalde parkın yakınlarda oturması o kadar çok büyük sorun değil de şunları yiyor. Toparlasam kartonların içine koysam da bu sefer kartonlara eşeliyor falan. Bir de her yerde böyle çivi, vida falan bir şeyler var. Ayağına batarsa onu Allah korusun. En azından azıcık o dışarıda dursun. Ben içeride o sırada buradaki şeyleri halletsin. Ben de hemen şuradaki donuyu sileyim. Hatta ikimiz şöyle bir kadraja alırım bence. Olur. Şeyleri yok mu delikleri bunların da? Ay bu ne ya? Şunlara iki tane delik açar insan. Zaten burada delikler var. Milimetrik çalışıyoruz bakıyorum dosta. Öyle. Karizmaya bak be. Birazcık sinirleniyor yani böyle o iş yaparken bir yerleri toparlamaya ama gördünüz halimi. Evet bu şekilde görünüyor. Yani gerçekten tam buranın kitaplarıymış. Tam oldu. Şak. Ve burada canı çıkan bir Veysel. Yani ben onu temizlerken bunu ne ara şipşak yaptın sen ya? Bu ne hız ustam ya?
Şey ya, çok uğraştırıcı bir şey değil. Benlik bir şey değil yani. Çok daha çıksın. Bir de bir tane küçük sehpa var şu an değil mi? Evet. Oh, ondan sonra burayı bitiriyoruz. Hafıza kartı hata verdi şu an. Veysel ile şunu beraber kurduk ve onu çekemedik. Yani çektik ama. Çektik ama olmadı. İnanılmaz. İnşallah bu videoyu da silmezsin oğlum. Burada noktalayalım burayı bir. Bunları bir bilgisayarda yedeklerim. Yoksa o kadar şeyi söküp takamam bir daha. Yok, imkansız aşkım. Artık geçmiş olsun deriz öbür türlü. Olmadım, geçmiş olmadım. Ne olur hemen bunları hemen kapatalım. Bak son videoyu sıkıyorum şu an. Servis sehpası da tamamlandı. Altta zaten orta sehpa var. Burada TV ünitesi ve burada da kitaplık var. Bu şekilde zaten. Şimdi buraları da birazcık toparlayacağız. Etraf yine çok dağınık. Ondan sonra da yemek yiyeceğiz. Muhtemelen karyola için işte yastıkları, yorganları vesaire Alcat'tan getiririz. Aa, güzel oldu. Tatlış. Favori ürünüm bu benim galiba. Neden? Hem fikri sevdim hem de hani evet bir şeyler otururken yemek içmek istiyorum ama her seferinde böyle ileriye eğil bilmem ne yapar. Tam yanında böyle kolluk gibi çok tam güzel. Tam üşengeç işi. Evet. Bunu yapan adam kesin üşengeçti. Karyolanın içine böyle işte çarşafları, nevresimleri serelim falan dedik. Sonra böyle silince hani leke çıkmıştı ya. Veysel de şöyle bir şey düşündük. Aslında Veysel düşündü bunu. Acaba dedik hani bu karyolanın iç kısmına köşeden köşeye bir kumaş parçası mı hani böyle tık tık yaptırsak. Leke geçecekse de ona geçsin, nevresimlerimiz zedelenmesin. Ama sonra dedim ki şu an buna zaten vaktimiz yok. En azından bu videoda bu odanın en iyi halini göstermek istediğim için de kenarları peçete mi koysak dedik. Bilemedim. Garip hallerdeyiz. Peçete koyma fikrini evet ilk başta okeyledik. Ondan sonra Merve yokken benim aklıma şey geldi. Şu anki yatağın o süngeri var ya. Onun dışı Fall. O naylonun bir kısmını bahsettiğimiz şekilde hani böyle kağıt bant olabilir ve bantsız da hani maksat nevresime temas etmesin. Şimdilik. Aynen. Yani sadece size görsel olarak sunacağız. Ondan sonra hemen zaten nevresimi çıkarırız. Onu ayağa çekerim ben. Ben hiç öyle bir şey düşünmüyordum. Ben bu gece üst katta yatmayı planlıyorum. Örümcek çıkamadı. Ay hayır ya. Hayır ya. Hayır ya. Evet işte geldik. Yeniden buradayız. Ve şurada gizlenen bir parsito var. Eşek seni. Güzel cevaptı oğlum, kabul ettim şu an. Anneciğim sen daha kimseler yatmadan bu yatakta hayırdır üstüne çıkıp debeleniyorsun ya. He? Evet sana diyorum. Vallahi de sana diyorum, beni neden hiç dinlemiyorsun? Bak baba geliyor. Evet babası. Az önce Pars yatağa atladı. Hı. Bir döndü debelendi. Ne ara ya? Az önce. Evet şu an yatağımızın muşambası diyeceğim artık. Bunu şey... Pars bak. Anneciğim in aşağıya. İn aşağıya. İn aşağı hadi. İn babacığım. Gel. Pars. Gel. Eşşi ol eşek. Hayır. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? İki yumuşak şey görme zaten. Muşambalar kesiliyor, yataklar meydana çıkıyor. Demek istediğim benim böyleydi. Hani bunu böyle yapacağız. Dikkat et anneciğim. Güzel yatak. Sevdim. Yusuf'tan aldığımız yatak bu arada. Pars! Ve kaçan birileri, arkasından kapatan, kapıyı kapatan birileri. Çünkü iş yapıyoruz burada. Veysel çalışırken çok agresif. Neyse ben yatağı gösteriyordum size. Üstten aldık demiştim en son. Yumuşacık, gayet güzel bir yatak. Vallahi ilk ben yatmak istiyorum bu yatakta ya. Senden önce Pars yaptın ya işte. Aynen, doğru. Yani yüzeyi böyle çok nevresim kaydıracak bir kumaşa sahip değil. Bizimkinin üstü birazcık böyle kaygan gibi. O yüzden bütün nevresimlerimiz yerle bir oluyor yani. Şimdi Veysel nevresimleri getire dursun. Ben de Alcat'ta şöyle göstereyim. Şu hasır bıdı bıdılar. Onları falan bir yerleştirelim diyoruz. Ama hani böyle çok dekore etmeyeceğiz aslında şu an. Sadece elimizde olanları şöyle bir toparlayacağız. Çünkü buraya dediğim gibi daha karyola gelecek. Karyola ne? Buraya minik sehpalar gelecek şu yan tarafa. Dolapların kapağı falan gelecek. Yani bu oda aslında bitmiş bir oda olmayacak şu an yine. Bitmiş halini ev turunda göreceğiz arkadaşlarım. Arada Instagram'da benimkilerle de paylaşırım zaten. Bunları da böyle bir yerleştirelim. Tatlış tatlış. En azından nasıl göründüğüne bakalım. Oo, çok mu kırışık onlar? Evet. Kurutmadan çıktılar. O mentarım. Ay mis gibi kokuyorlar ama. Kırışıklığa bak. Gerçek ona bakayım. Yemin ederim gaz olan yerde çakmak yakan usta gibi şu an. Yani çok böyle sürtersen evet renk veriyor. Çok tadım kaçtı, çok karışık. Aa. Aa. Yemin billah olsun ben böyle ses yapacağımı bilseydim karnola almazdım. Sağ sola dönerken uyanırsın ya. Hoşlaşmadım. Ben hayatımda daha önce hiç karyola kullanmadım ki benim bütün yataklarım gaz alıyor. Kalk sinirim bozuluyor Allah aşkına. Dersen ötüleyim hayatım. Hayır demem yani şahsen. Bizim buharlı ütü var ya. Onunla böyle fışık fışık. Ama zaman, şu an yani gerek de yok aslında. O zaman sen yap fışık fışık buharlı ütü. Sen teklif ettin ama. Olaysa madem. Ay çok sinirim bozdu. Bu ne ya? Bu ne ya? Bak ben yapınca olmadı kız.
Aa, o yatak örtüsünü de bu arada Karaca'dan almıştım. Keten yani aslında ama şu an buruşukluğundan anlaşılamıyor bile. Ketenimsi yani, keten görünümlü, keten karışımlı, artık neyse. Bu fiyatlar dışa gelecek aşkım. Bence şu an çok sıcak olduğu için hava. Ha. Biz bir katını şey yapalım. Ha, evet. Sizin bahsettiğim çift taraflı yorgan da buydu. Bakın böyle çıt çıtları var. Bunları açıyorsunuz. Bunu bundan kurtardınız ya. Bu da iki kişilik ayrı bir yorgan gibi düşünün. Yani inceliğini göstereyim size. Birazcık ince, çift kat olunca daha yumuş yumuş oluyor. Pof pof oluyor. Onu kışın kullanabilirsiniz. Bunu böyle tek başına yazın kullanabilirsiniz falan. Garip bir şey. O zaman bunu katla, oradaki dolabın şeyine koy şimdi. İndirin, dirin, diri, diri, diri. Dolapların içinde artık örümcek var mı diye kontrol ediyorum ya. Keşke yorganı biraz daha büyük alsaymış. Şöyle aşağıya doğru sarksaymış. Şöyle. Yap da lehi olsun. Ulan yine ilk yatan ben olamam. Gel aşkım. Ha? Oley. Aklın ver, gacır gacır. Ay evet ya. Bu neymiş böyle, ben anlamadım ayol. Keşke burası bizim odamız olsaymış. Ama burada ne bebeğin banyosu yok ki. Kalk artık yoksa uyuyacaksın. Ütülemek için yattım ben. Tabii. Orada biraz ütülemişsin herhalde olsun. Yani. Bu oda böyle işte. Daha bitmedi aşkım, bir bismillah. Tamam, iki tane de işte tabure gibi şey gelecek. Bitti gitti. Tabure. Evet. Ulan buraya bir örümcek daha çıkarsa. Tam olarak buraya koyabiliriz bence. Hatta buraya biraz daha yüksek bir şey olabilirmiş. Ben şimdi tavan yüksekliği düşük diye onu çok düşünmemiştim. Evet. Elden ele almayalım. Bu sefer geçen hafta Eda'yı götürdüm ben Yusuf'a. Bunlar böyle dökülmeyen şeyler, pampaslar. Plastik zaten ama dokusu o kadar gerçekçi ki bayıldım. Bir de böyle bir saksımız var. Çok güzel oldu bunların ikisi. Yan yana buraya olur mu onu bir deneyeceğim. Buna daha yüksek bir şey gerekiyor. Bunu buraya koymayalım, tamam. Vazgeçtim. Belki buraya koyabiliriz. Burada güzel görünebilir. Biraz saklanmış gibi oluyor ama oracına şunu alalım mesela. Şöyleli bir şey. Tabii burada hala dolapların şeyleri var ama onu da mesela... Bakayım, açayım bunu güzelce. Bunu da Furkanlarla gittiğimiz iki alışverişinde almıştık. Şuradan pıtlatsak mesela. Henüz almadığımız mumlarımızı şuraya yerleştirsek tık tık tık. Aslında alt katta mumlar var. Belki onları getiririm, onları koyarım falan, tatlı olabilir. Şurada hemen göstereyim bu arada. O yorganımızın diğer katını da buraya koydum. Depolama alanı 10'da 10. Şahane. Aa, bir de bu vardı. Onu da burası için almıştım. Yine etiketi üzerinde duruyor, onu da halledeceğim. Bir dakika. Onu mesela şöyle... Yakalandım. Kes bakalım. Onu mesela o saksının yanına koysak. Nasıl olur? Güzel olur mu sizce? Hani şöyleli mesela. Olabilir gibi sanki. Yerlerini mi değiştirsem kız? Şöyle mesela bunu buraya alsak. Bunu buraya koysak. Sanki daha mı iyi? Bak burayı düzeltince falan güzel olacak. Şöyle yeşillikler, mumlar falan. Bir hoşuma gitmeye başladı burası ha. Şimdi kandırı çift yapıyoruz. Buradaki naylonları ben şöyle şöyle içeri itiyorum. Gördüğünüz gibi karyolamızın rengi zeminle neredeyse aynı olduğu için halı da odaya çok güzel bir uyum sağladı. Çünkü dolaplarımız beyaz, zemin koyu, karyola koyu. İkisinin ortasında böyle bir renkte olduğu için çok güzel göründüğünü düşünüyorum. Tatlı oldu bence. Ne dersiniz? Daha buraya böyle hasır bir şeyler gelecek. Onları araştırıyorum şimdi. Buraya böyle hasır duvar süsleri, aynalar falan almayı planlıyorum. Bu Haziran'ın renginin nasıl geleceğini tahmin edemediğimiz için görseldekiyle aynı olmazsa diye onu bekletmek istemiştik. Tabii ki burada bakın böyle çok detaylı girdiğinizde zaten yapıştırma şeylerini görüyorsunuz. Ama uzaktan çok rahatsız etmiyor. Tatlı görünüyor. Yani bu fiyatlara alınabilecek en güzel bence karyolalardan biri buydu. Evet, şimdi buraları Şu an zaten bomboş kalacak da burası. Sonuçta daha şeyleri almadık yani. Elinize eline sağlık aşkım. Senin de eline emeğine sağlık koca. Ay tere bak ama bizdeki. Buradan sonra bir duş şart oldu. Ooo! Damlıyorsun! Evet.
hareket ettiğim her an. O yüzden mi koyu renkli tişört giydim, bana doğru söyle. Yo, koyu değil ki, bu açık. Açık mı? Bana göre koyu gri. Sadece hani terliyim diye tişört değiştirdim böyle. Özellikle koyu, gri vesaire seçmedim. İyi yaptın. Veysel'in kitaplığı. Şöyle yapayım. Tabii. Oo, ışıkları da yakmış burada. Işıklarını da yaktım. Bak kapatıyorum, bak açıyorum. Evet, Veysel'in orta sehpası. Veysel'in zigon sehpası. Veysel'in... TV sehpası. Ve buraya da gelecek böyle güzel bir L koltuk zaten şöyle koyu. Aynen. Koyu gri miydi o? Açık gri miydi? Antrasit. Bilgisayarda takılıyorken böyle bir anda bana bazen uyku basıyor, böyle bir halsizlik çöküyor spordan sonra. Aşağı inmeye üşeniyorum. Buradan ben tık bir uzanacağım. Ay, inanılmaz ya. İnanılmazsın gerçekten. Bundan sonra belli ki ben Veysel'i bu odadan çıkaramayacağım. Ayıp ediyorsun abi. Yemin ediyorum bak ayıp ediyorum. Şu bilgisayara sen evdeyken oturmuyorum zaten. Doğru. Doğru. Bir şey demedim şimdi. Sadece şu TV sehpasının boyutu benim sinirim bozdu. Ne yapayım ben şimdi? Keseyim mi? Çok iyi olur bence. Ama baksana yani onun önünü şak diye kesti. Bir garip durdu. Mesela televizyon gelince buraya en azından o birazcık onu kapatır diye tahmin ediyorum. Peki. Öyleyse sıradaki şeyimiz nedir? Ayakkabılık vardı ama. Ama? Ama o kadar. Vardı yani. Yapmayacak mıyız? Saat kaç? Saat kaç? Yapmadıkça çünkü aksıyor yani. Hani yapalım. Yapalım çıksın aralarımız. Tamam aşkım. Hadi aşağıda buluşuruz o zaman. O zaman ayakkabılar giyiyoruz. Ayakkabılarımız burada. Valla neye benzediğini ben bilmiyorum. Merve bana gösterdi mi onu da hatırlamıyorum. Gösterdim hayatım. Sen nasıl bir şey olduğunu hatırlıyor musun? Hatırlıyorum, beyaz. Ne? Hatırlıyorum işte. Değil mi anneciğim? Tamam güzel. Yani bakalım neymiş. Hemen açıyorum. Parsa şu an salona aldık. Çünkü yine Veysel'in dibinden ayrılmıyor. Ustam da burada böyle yayılmış buraya. Başladı çalışmalar. Hadi bakalım. Yövmeye çok arttı sanki bugün ustam. Ne dersin? Aşkım bu işi parayla yaptırmaya kalksan yaptırabilirsin de. Tuzlu. Bütün günümü sana adadım. Wow. He. Kimin kocası? Yani haklı olarak bir uzanmak istiyorsun şimdi. Yalan mı? Vallahi uzanayım. Bir kahve içeyim. O zaman ben kocam şöyle buzlu bir kahve ısmarlayayım mı? Latte falan içer misin? Sana frappuccino söyleyeyim mi? Ben de içerim. Yok valla öyle bir şeyim yok ya. Niye içelim iki? Beraber içeriz. Bir, iki. İstiyor musun aşkım? Hımm. Ne bileyim. Ben daha başımızda çok iş var diye şey yapamıyorum. Yaparken içemez misin? Yok. Yaparken ne olacak? 10 dakika mola veririz. Hayatım mola vermeyelim. Bunu yapayım. Hı-hı. Yarın şey var ya. Evet, yarın da çekim var bu arada. Mutfağı toparlamam gerekiyor. Salonda birkaç şey var fazlalık böyle etrafta. Onları toparlamam gerekiyor. Burnun ucundan terliyorsun. Yine akar. Aa, yine geldi. Dur bakayım, ucunda mı şu an? Evet galiba. Bak, ucunda. Üstüm, yalnız kalmışım. Merve beni terk etti, mutfağa gitti. Mutfağı toparlıyor şu an. Hiç gizlemeye çalışma. Olmayacak. Ne yapayım? Bu gelecek diye ben bu modemi buraya koyacağım, oradan oraya priz çekeceğim. Ne yapayım yani? O bunu bekliyordu. Peki. Şimdi anlatayım. Evet, bu niye açıldı? Şunun yüzünden açıldı. Çünkü bir, vidalarını eksik yollamışlar. Vidalarını eksik yolladıkları için ben şimdi mesela olması gereken görsel bu. Hatta şöyle. Aynen, ikiye bölünüyor. Bu ikiye bölünüyor. Ayakkabı buraya, bir de buraya falan filan. Bu plastikler yamuk olduğu için bakın şurada vida yerleri var. Ben bu vidayla bunlara hani böyle şey yapmam, çektirmem lazım ki bu plastikler muazzam bir şekilde dursun. Bu tahtalar burada düşmesin. Bu tahtalar böyle durmuyor. Bakın plastikler böyle içe doğru dönük olduğu için tamam mı? Durmuyor. Durmadığı için de mesela bunda o tarafında ağırlık olmadığı için geri açılıyor. Mesela bakın durması gereken yere hiç gelmiyor. Ama burada tahta olsa böyle aynen duracak. Gergin duracak. Demek istediğim o. Vidalar olmadığı için bir tane çekmeceyi yapamadım. Ben de o sırada şey göstereyim. Bunun arkası yok arkadaşlarım, görüyor musunuz? Duvardan sadece arkalı kalıyor. Hani bunun bir arkasında bir ahşap atılır, böyle incecik bir şey yapılır. Yok ana. Yani o da yok. İstersen bir de kapının ne kadar açıldığını falan göstereyim. Okey. Bakın kapımız da böyle açılıyor. Buraya bu görmeyin. Onlar şöpe gidecek. Yani buraya kadar açılıyor. Buraya bence kadar açılıyor. Yeter. Hatta biraz daha bunu böyle çekeriz. Çekebiliriz. Yani aynen. İstiyorsan çekeyim. Aynen. Kadar. O zaman daha çok açılır. 1-2 santim daha.
bayağı açıldı hatta. Bayağı fark oldu. Eşya taşımadıktan sonra bir engeli yok. En kötü onu buradan hemen şuraya çat diye çekeriz yani, yapacak bir şey aynen, yok. Sonuçta içinde ayakkabı olacak. Arkalığı falan da yok zaten, o yüzden hafifçe. Tatsız ama yani arkalığının olmayışı. Ya ayakkabılık ya, olabilir neticede. Baksana hayatım, plastikleri böyle gelmiş. Yani uygun fiyatlı olunca. Aynen, uygun fiyatlı ürünün böyle bir şeyi var ama olsun, gayet yeterli, bize örnek veriyoruz. Biz bunu saymıştık hatta, kaç ayakkabı sığar diye. 1, 2, 3 ayakkabı. Zorlarsan 3 bence. 3, 3, 6. 12, 18. Aynen, 6, 18. Öyle. Yani 18 almasın canım. Bir yerde mesela ikinci çekmecede tahtası yok arada. Büyük bot, kadın ayakkabılar falan böyle. Yok canım, onun için şurada portmanto var ya. Yani olabilir işte. Hani bilekli spor ayakkabılar falan oluyor ya. Hı hı. Furkan kankam, geldiğinizde ayakkabılarınız dışarı kalmayacak abi. Dayan yüreğim, dayan. Dayan kocam. Çok garip duruyorsun şu an. Duvara dayanıyorum şu an. Evet, yani bizden bugünlük bu kadar arkadaşlarım. Yavaş yavaş artık alt katı üst katı bitirmeye başladık. Güncellemeler oldukça ben aslında çekmeye çabalayacağım sizin için ama bundan sonra artık böyle bir tatil videosu gelsin derim ben. Ne dersiniz? Bayağıdır bekliyorum ben bu adamı. Olur, beraber tatile gidebilelim artık yani. Yok yok, gidiyoruz. Planlarımız var. Siz bu videoyu izlerken biz tatilde olacağız. Sonrasındaki haftada. Sonrasındaki haftada zaten bir tatil videosu sizinle paylaşacağım. Pars söyleniyor. Tamam, düşüneceğim, onu çıkacağız birazdan. Dur. Çıkacağız birazdan deyince hemen kulaklar üçgen oldu valla. Ne yapsın çocuğum? Çişe gelmiş annesi. Yavaş yavaş dediğim gibi buraları yerleştiriyoruz. Bir iki video daha illaki evle alakalı çekerim. Sonra da bir ev turu patlatırız beraber. Ama onun için hala eksik olan jalüzilerimizin gelmesi gerekiyor. Veysel'in koltuğunun gelmiş olması gerekiyor. Bizim artık iyice böyle her şeyi yerli yerine yerleştirip evet ya aynen artık bu ev oldu dememiz gerekiyor. Pars da çok mızmızlanmaya başladı. O yüzden ustamın ellerine sağlık diyorum. Teşekkür ederim. İyi ki varsın kocam. Sen olmasan bu karyola kurulmazdı. Bu dolaplar buraya yerleşmezdi. Onlar olsun diye zaten buradayım. Ama terliğim aşkına. Evet ya, bir öptüm. Tuzlu. O zaman bu videoyu severek, beğenerek. Benenenek. Neydi? Severek, gülerek, eğlenerek. Umarım bu videoyu severek, beğenerek, gülerek, eğlenerek izlemişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hepinizi kocaman öpüyoruz. Bay bay. Bay bay. Anneciğim sen de bay bay de. Hanimiş benimkiler? Dışarı mı çıkacaksın anneciğim sen şimdi? Çiş kaka mı yapacaksın? Hadi gel bakalım. Hop.